En düşük emekli aylığında muhtemel zam belli oldu. İşte rakamlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK Şubat 2024 verilerine göre Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu 4A statüsü kapsamında 10.331.694 emekli bulunuyor. Bağkur 4B statüsündeki emekli sayısı ise 2.715.100 olarak kayıtlara geçti. Memurlarda en düşük emekli aylığı Temmuz ayı itibarıyla 17587 liraya yükseldiği için en düşük emekli aylığı alanların tamamı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasında. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'dan emekli olup da Temmuz 2024'ten bu yana en düşük emekli aylığı 12500 lira alan 4 milyon kişi bulunuyor. Doğrudan 4 milyon emekli aileleri de katıldığında çok daha geniş bir kesimi ilgilendiren en düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu. Nihai zam oranı aralıkta belli olacak ama. Türkiye'de emekliler yılda iki kez zam aldığı için en düşük emekli maaşı da Ocak-Temmuz dönemi için geçerli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK, açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin yeni yıl zammı için ilk 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi Temmuz'da %3.23, Ağustos'ta %2,47, Eylül'de %2,97, Ekim'de %2.88 ve Kasım'da %2,24 olmak üzere toplam %14,56 oranında zammı hak etti. Nihai rakam için Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ancak Aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor. Bu oranda emekli zammının yüzde 17-18 seviyesinde gelmesi anlamına gelecek. Bu durumda da en düşük emekli aile olarak 12.500 liraya alan emeklinin yeni yılın ilk 6 ayındaki maaşının 14.000 ila 15.000 lira bandına çıkması bekleniyor. AK Parti'den Refah Payı Açıklaması Asgari ücretle ilgili kamuoyunda rakamlar konuşulurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. 10 Aralık'taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi, milyonlarca çalışanın e asgari ücret ne kadar olacak? E sorusuna yanıt aradığı dönemde de, yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamın değil, oranların daha önemli olduğunu vurguladı. Maynet'e konuşan Hamza da, e asgari ücretin belirlenmesi açık ve net bir süreç. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelip, mevcut ve beklenen enflasyonu da göz önünde bulundurarak tüm verileri masaya yatıracaklar dedi ücretin miktarından çok oran önemli. Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da, biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az. Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil ediyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şunları dile getirdi.